Bir yandan 31 Mart akşamından bu yana ben, kıymetli arkadaşlarım, milletvekillerim, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, Türkiye'nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla davranmaya çalışıyoruz. Ülkemizde sadece vatandaşın menfaatine hizmet eden yeni bir siyaset anlayışının hakimiyeti için gayret sarf ediyor, mücadele ediyoruz. Millet son seçimlerde sıkıntıların çözümü için umudunu bize bağladığına göre, yetkiyi bize verdiğine göre, kendisini daha 10 ay önce yetkilendirdiklerine bir uyarı, bir sarı kart gösterip bizden umudu olduğunu söylediğine göre bu görevi yerine getirmek hepimizin sorumluluğudur. İşçilerin, işsizlerin, emeklilerin, atanmayan öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının, staj ve çıraklık mağdurlarının, emekli astsubayların, alın terini toprağa döken çiftçilerin, umudunu kaybetmiş gençlerin, gözü yaşlı annelerin umudu Cumhuriyet Halk Partisi ise, yok sayılanların, hor görülenlerin, hakkını nerede arayacağını bilemeyenlerin bir tane dostu vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partililerdir. Ve eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunları görüyor, nasıl çözüleceğini biliyor ama bunu kimseye söylemiyor, elini taşın altına koymuyorsa iktidara hazır değil demektir. Bunun için doğru yolu göstermeye, doğru politikaları önermeye, milletin itirazlarını seslendirmeye ve bu konuda kiminle görüşmek, müzakere etmek ve bu uğurda çaba sarf etmek gerekiyorsa orada olacağımızdan. Ancak bunlar yapılırken kim nerede mücadele ediyorsa, sokakta sokakta, meydanda meydanda, Saraçhane'de Saraçhane'de, Taksim'de Taksim'de, mecliste mecliste, onlar için mücadeleye devam edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Yerel seçim kampanyasında olduğu gibi bu yeni dönemde halkın derdi olmayan hiçbir meseleyle meşgul olmayıp zaman kaybetmeyeceğimize, halkın gündemi dururken gündem saptıranların peşine takılmayacağımıza, birileri istiyor diye gerilimi yükseltip esas meseleleri konuşulamaz kılmayacağımıza ve vatandaşın gerçek derdini sisleyerek görünmez kılmak isteyen gündem neyse, ister adı anayasa olsun, ister adı babayasa olsun, o işlerle meşgul olmadan önce bizim milletin aç karnıyla, düşük maaşıyla, kısıtlanan özgürlükleriyle, işsizlikle ve güvencesizlikle mücadele edeceğimize bütün milletim haberdar olsun, emin olsun, müsterih olsun. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman ve nerede bir mağdur varsa, o mağdurun kendinin, eşinin, evladının gözünden yaşan akan bir damla yaşı yüreğinde hisseder. Bir aç varsa onun doymayan karnını evladının sinesinde hisseder. Ve kim varsa ki ezilen, o ezilenin yanında kendini o ezildiği yerde hisseder. O ezenin de ensesindedir, mücadelenin tam ortasındadır. Önümüzdeki hafta bambaşka süreçlerin sonunda
yine burada olacağız. Göz göze, gönül gönüle olacağız. O güne kadar yeni siyasete, çalışkan, üretken, cesur siyasete devam arkadaşlar. Devam. Cumhuriyet Halk Partisi